Merhaba arkadaşlar. Cevizde çeşit değiştirme aşısı. Kalemlerimiz Chetner. Bu 2 yıllık sürgünlerden arkadaşlar. Bakın hiçbir tane göz yok. Bu geçen yılın sürgünü. Yani bir önceki yılın sürgünü. Bunları şimdi biz aşı yapacağız. Önce kalemiz bir açısını göstereyim şöyle. Testereyle alıyoruz. Bizim işçiliğimizin düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Bu oldu, bu oldu deme lüksümüz yok. Ondan dolayı da işimiz temiz olacak. Kalemimiz dümdüz açıldı. Diğer kalemlerim de yine hazırladım. Bakın bunlar da 2 yıllık sürgünlerden. Göz yok. Hep 2 yıllık. Şu zaten altı 2 yıllıktı. Bunun üstü 1 yıllık şuradan yukarısı. Bunlar da 2 yıllık. Hiç göz yok. Motorlu testereyle kestik. Daha önce sonbaharda kesilmişti. Biz şimdi aşı yaparken tekrarladık. Tabi aşıya başlamadan önce sabah ilk işimiz arkadaşlar gelir gelmez komple bahçedeki ağaçlara çizik atmak. Çünkü burası 550 ağaçlı bir bahçe. O yüzden önce ağaçlarımızın hepsinin çiziğini attık. Şimdi de aşımızı yapıyoruz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim, bir başlayalım arkadaşlar. Çizik atıyoruz. Ölçümüzü 0 alıyoruz, milimetrelik. Çiziyoruz. Hemen pratik bir şekilde kabuğu kaldırıyoruz. Iskara pilamıza da altını temizliyoruz. Şimdi böyle temizlerseniz kalemler kalus içe doğru olur. Dışarı göbek yapmaz. Bakın kalemimiz ne güzel oturdu. Bunun amacı bu arkadaşlar. 3 Hemen basitçe çiziyoruz. Elimi kramp yedi sabahtan bu tarafa. Aşı yap arkadaşlar. Burası Kırşehir Mucur Tatar Yeğena Köyü. Milimetrik ölçü almanız lazım arkadaşlar. Eğer ölçüyü düzgün almazsanız kalem düzgün oturmaz. O zaman da aşınız tutmaz. Bu şekilde. Bakın kalemlerimiz arkasında hala boşluk var bıçağımızın. Parmaklarıma kramp giriyor arkadaşlar. Nasip kısmet olursa bu aşını size tutmuş halinde paylaşırım. Şöyle. Kalemlerimiz böyle arkadaşlar. Bakın. Burada ana çeşit Chetner yapıyoruz. Aralara da tozlayıcı atacağız. Tozlayıcı Ronde, Fernor, bunlardan atacağım arkadaşlar.
şekilde. Streçimizde arkadaşlar, bu aşı için özel 32 mikron. Bunu tersten sarıyoruz böyle. Bakın rahat bir şekilde sarabiliyorum. Poşetimizi altına taktım. Kolay olsun diye hemen. Poşetimizin sağını solunda bir... Abi kürek getirebilir misin Ömer abi? Kürek kürek. Bu şekilde poşetimizi sağını solunu deliyoruz ki zaten normal yağmur yağarsa kenardan sızar. Ama çok yağarsa da o deliklerden atması lazım. Tamam abi, ben hallederim. Buradan tarladan aldığımız sıradan toprağa dolduruyoruz. Bunun herhangi bir şeyi yok. Abi macun yok bunda. Nerelere macun sürmüş fırçanın ya? Macunu da sürdük. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aşımızı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.